Din saf bir kaynaktır. Onun nuru insanların ruhlarını ve hastalıklarını iyileştirmek için cennetten dünyaya mesajlar taşır. Fakat Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin vefatından sonra insanlar Sünni, Şii ve diğer düşünce akımlarına bölündü. Dört büyük halifeden Emevi halifeliğine, oradan Abbasi halifeliğine ve dört büyük halifeden sonraki her halife kendinden önceki halifelikten intikam alıyordu. Bu çatışmalar sonucunda çeşitli fırkalar, gruplar ortaya çıktı. Hariciler, Mutezile, Mürciye ve diğerleri. Abbasi halifeliği dünyanın yarısına hükmetti. Ancak sonraki yüzyılda Bağdat'taki Abbasi halifeliği geriledi ve itibarını yitirdi. Sonra Selçuklu soyundan bir grup Türk savaşçısı ortaya çıkarak dünyanın en büyük ordusunu kurdu. Kendilerini Sünni Abbasi halifesinin koruyucuları olarak tanımladılar. Aslında onların halife üzerinde büyük bir etkisi vardı. Aynı dönemde Mısır ve Fas'taki Fatımi Şii devleti de en zayıf dönemini yaşıyordu. Çok sayıda grup, farklı fikirler ve öğretiler ile bunların içinde yer alanlar vardı. Bu grupların arasından en tehlikeli ve tuhaf olanı Batıni bir gruptu. O grubun kurucusu ise Hasan Sabbah'tı.